Ezic, Hasan Hassürer'le bugünü sunar. İstiyor musun? İşte sana fırsat. Üniversitemiz televizyon stüdyolarında spiker, program yapımcısı, yönetmen olabilirsin. Ya da ışık, ses, kamera, VTR, reji, kurgu, 3 boyutlu animasyon ne demek bilirim ya da öğrenmek isterim diyorsan aradığımız kişi sensin. Üniversitemiz televizyon stüdyolarında seni bekliyoruz. Evet. Nereye gittiğimizi fark ettiniz mutlaka. Lepke'ye gittik. Ben henüz böyle küçüktüm diyeyim. Yani işte ilk doğru dürüst sofralarımızda sebzeler, meyveler neredeyse yokken Lapta'nın ekşisi Lepke'nin portakalı. Yani Lepke satarlarken insanlar Lepke portakalı diye satarlardı. Lepke sanıyorum onunla geldi. Sonrasında Lepke futbolla bence kendini fark ettirdi. Yakın geçmiş ama yakın geçmişten bahsediyorsak bu yakın geçmiş işte 1960'lı yıllardan itibaren onu kastediyoruz. Tabii yakın geçmiş deriz, bir de bakarız işte yarım asırdan bahsediyoruz. Ve Lepke futbolda müthiş bir yükselme gösterdi. Şimdi futbol Türkiye'den bu tarafa doğru yine her zamanki gibi popüler ama Basit Cimrili vardı Türkiye'den ve tam 63 döneminde Lepke'nin antrenör futbolcusuydu. Hatta olaylar çıktığı zaman Lepke'de kaldı. Lepke'de kaldığı için de Türkiye'ye döndüğü zaman Basri'ye Mehmetçik denmişti. Sonra da niye Basri'ye Mehmetçik dendiğini bazıları unuttu ama 63 olaylarında Lepke'de geçirdiği dönem anlatıldı. Ve Lepke her zaman farklı bir çekim noktası oldu. Ancak 1974, tabii ki 1963 Kıbrıs Türkiye açısından bütünlükte olarak bir çıkmaz sokak sürecidir. Çıkmaz sokak sürecidir. Ama 74'ten sonra Kuzey Kıbrıs'ta artık hedeflenebilir ekonomiyi yapılandırma vesaire ile beraber bir hedef genişliği yaşandı. Bu hedef genişliği ile beraber Kuzey Kıbrıs'ın işte Karpaz'dan Yeşilırmak'a yani Lepke'ye kadar bir hedef alanı olması söz konusu. Ancak birazcık da hazıra konma anlayışıyla, birazcık ganimetçi bir anlayışla daha ziyade hazır olan yerlerde bir yoğunlaşma. İşte Girne sahilleri bu bağlamda öne çıktı. Narenciye emek isteyen alanlarda biz kaybettik. Bunu koyalım ortaya. Emek isteyen, çaba isteyen alanları kaybettik. Lepke'nin portakalı Omurfa'nın narenciye bahçeleriyle güzel narenciye bahçeleriyle bütünleşti ama o emek isterdi. Orada zahmet vardı. Onu pazarlama vardı. Bir biçimde belki de Kıbrıs Adası'nın bütününde baktığınız zaman sahip olduğu doğal zenginlikler itibariyle çok öne çıkacak değeri olan Lepke 1974'ten sonra çıkmaz sokağın ucunda bir yer gibi oldu. Bir türlü gelişemedi, bir türlü ilerleyemedi ve tabii ki bu bağlamda bazı girişimler var mıydı? Hiç unutmayalım, Lepke'de Endüstri Meslek Lisesi, Kıbrıs Türk eğitim dünyasının altyapısı, en gelişmiş
okullardan biriydi. Ama Lefke bir türlü hamle yapamadı. Hak etmiyordu bu hamlesizliği. Ve 1990 yılında Lefke Avrupa Üniversitesi kuruldu. Ama orada da sanki de bir prematüre doğum gerçekleşti. Bir türlü beklenen Lefke'nin yazgısı, Lau'nun yazgısıyla mı buluştu derseniz, galiba derim size. Bir türlü beklenen ilerlemeyi, hamleyi yapamadı Lau. Sıkıntılar oldu, yönetsel sıkıntılar oldu, bazı problemleri yaşadı. Sonuçta böyle gidemezdi ve sonradan böyle bir son iki yılda diyelim ciddi bir hamle başladı. Çünkü üniversiteye sektörel tanımlama yapmak biraz yanlış olur. Çünkü ticari boyutunu öne çıkarırsınız. Ancak dünyada da giderek özellikle yüksek öğretimde böyle bir gelişim var. Yani ülkeler artık turizmi pazarladığı gibi eğitimini de pazarlıyor. Eğitimi pazarlama noktasında uluslararası rekabet var. Yani genellikle eğitimler ulusal düzeydeydi bütün kademeleri ve yüksek öğretimi de. Yani biz Türkiye'yi düşünün, yıllarca Türkiye'deki üniversitelerde öğrencilerin büyük bir çoğunluğu Türkiye'den, bizden ve komşu. Ama bunun böyle olamayacağını bizden çok önce bilen gelişmiş ülkeler vardı. Biz de o yolda ilerledik. Üniversitelerimizde bir söz var ya, yumurtalar ekonomide bir sepete koymayacaksın. Öğrenci profilimiz değişti. Bu arada da Lefke Avrupa Üniversitesi'nin akademik anlamda yönetiminin başına çok değerli bir rektör geldi. Mehmet Ali Yükselen ve Profesör Doktor. Bizim insanımız. Bizden topraklarımızdan yetişmiş ama kendini buralarda değil başka yerlerde kanıtlamış. Yani bunu da tabii burada bir parantez açıp söylemek istiyorum. Bir akademik yolculuğu olan insanın nerelerden geçip geldiği de önemlidir. Yani aynı okuldan başlayıp bütün akademik aşamaları aynı yerde geçerek gelmişse biri birazcık daha evrensel tecrübeye ihtiyacı vardır derim. Altına da imzacığımı atarım. Ve sonuç itibariyle Lefke Avrupa Üniversitesi oransal büyüme anlamında hem eğitim kalitesiyle, öğrenci sayısıyla, yani bir üniversitenin rakamlarını bir araya getirdiğiniz zaman ciddi bir büyüme gösterdi. Ve büyümesinin devam edeceği de ortadadır. Bu çerçevede bugün Lefke Avrupa Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Mehmet Ali Yükselen'le birlikteyiz. Sevgili Aydın, profesör doktorluğu da uygun bir şekilde yazarsanız memnun olurum. Ben böyle bir talep yok tabii ki. Ve hocamızla birlikteyiz. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Evet, ne var ne yok Lefke'de? Lefke'de yoğun iş temposu, Lefke Avrupa Üniversitesi olarak, Lefke bölgesi olarak bölgemizi, üniversitemizi daha hak ettiği yerlere çekebilmek için çok ciddi bir şekilde... Lefkelisiniz. Tabii, Lefkeliyim. 1967 Lefke doğumlu. 1967, yani 68'in bir yıl öncesi, 68'de birazcık hareket serbestliği kazanılmıştı Kıbrıs Türk, evet, toplumunda. Evet. 67... Ama bir noktada siz 74'de de küçük bir çocuk yaşadınız. Tabii, tabii. Yine Lefke'de mi yaşadınız? Lefke'de yaşadım. İlkokul Lefke. İlkokul Lefke. Ondan sonra Türk Marif Koleji. Sonra Amerika. O Türk Marif Koleji'nde nereye? Nasıl Lefke'den Türk Marif Koleji'ne gelmek? Çok zordu tabii o yıllarda. Kaçta kalkardı? 5.30 gibi hatırlıyorum. 5-5.30 gibi kalkardık tabii. Yani o zaman yol durumu da çok kötüydü. Otobüslerin durumu da çok kötüydü. İşte saat 8 civarı Lefkoşa'da olurduk. Aynı gün geri dönerdik. Saat 4 civarında evde olduğumuzda akşam üzeri o gün erken gitmiş oluyordu. Çünkü yanlış hatırlamıyorsam haftanın 2 günü öğleden sonra da okul vardı. Fakat şeyi de sormak istiyorum ben. Koleje girmek kolay değildi. Mutlaka sizin böyle unutamadığınız, hatırladığınız bir ilkokul öğretmeni olması lazım. Mustafa Hocam, Mustafa Emel rahmetli. Hiç unutamıyorum. Yani onun sayesinde. Yani pek ders alma alışkanlığı da yoktu. Son işte sınavdan bir iki ay önce bana ve bir arkadaşıma böyle kendi evinde, bazen okulda işte matematik, biraz Türkçe sorusu çözdürerek bizler hazırladık. Hiç unutamadım. İlkokul öğretmenimdir. Marif Koleji bitti.
Maarif Koleji bitti. Bursla Amerika Birleşik Devletleri, Washington University insan üniversite. 4 yıllık eğitim. Arkasından idealist bir mühendis olarak. 4 yılda lisans neydi? İnşaat. İnşaat. İnşaat mühendisliği ve hiç akademik kariyer yapma planım yok. Hemen hayata atılma heyecanıyla İstanbul'a geldik. Kısa bir süre çalıştıktan sonra da Boğaziçi Üniversitesi'nde yüksek lisans doktora. Orada neydi yüksek lisans? İnşaat ama yüksek lisansla çevreye kaymaya başladım. Çok ilgimi çekti. Birinin etkisi olması lazım. Tabii yine rahmetli ilk hocam Profesör Criton Curie. Ondan bir ders alırken sohbetlerimizde ya gel işte sende potansiyel var. Yıl? 89, 1989. Çevre o zaman çevre duyarlılığı bayağı gerilerde herhalde. Çok daha azdı, çok daha işin başındaydı olaylar. O noktada kendimi şanslı hissediyorum. Yani o dönemin en iyi hocalarından bir tanesiydi. Popüler bir hocaydı. Herhalde onun da etkisiyle. Doktora yine? Boğaziçi Üniversitesi Çevre Bilimleri Enstitüsü'nde. O tamamen çevre üzerine. Devam ettiniz. Tabii o şekilde. Akademik olarak kendinizi ait hissettiğiniz ilk kurumsal yapı Boğaziçi mi? Boğaziçi ve tabii Boğaziçi Üniversitesi'nde doktorama devam ederken Marmara Üniversitesi'nde de araştırma görevlisi olarak başladım. O şekilde devam etti. Marmara Üniversitesi'nin çevre bölümünün kuruluş yıllarıydı. Onun asistan olarak orada başladık. Tabii yani laboratuvarların oluşması, bölüm programlarının oluşması, işte ilk hocalarımızla birlikte o ilk kuruluş aşamalarını yaşamak gerçekten iyi bir tecrübe oldu bizim için. Tabii çevre konusu, konumuza geleceğim tabii, ama tabii. Çevre konusunda çok sıkıntılı bir durum görürüm. Yani çevrenin, çevre kültürünün doğru ve sağlıklı bir zeminde oluşması önemli. Doğru. Yani aksi halde her küçük hareket, bu çevreye aykırıdır, bu çevre düşmanlığıdır. Nelerin çevre anlamında özen gösterilir olması gerektiğini, bunun bir kültüre gelişmesi için nasıl bir süreç gerektiğini ben henüz çevremde bu bağlamda bir sağlıklı yapı olduğunu hissetmiyorum. Haklısınız. En tipik örnek şudur. Şimdi madencilik alanı biraz da lepke ile ilgili olduğu için şunu işte demir olsun, bakır olsun, altın olsun. Bunlar şeydir. Doğal ortamda olmalı, doğal olarak bulunmadıkları noktada tehlikeli atık sınıfına girerler. Yani işte çok fazla bakır belli bir alanda, belli bir toprakta götürüp taşınıp bırakılırsa bu tehlikeli atık sınıfına girer. Ama diğer taraftan baktığınızda doğal ortamda da belli bir cevher olarak bulunabiliyor. Bu da doğanın bir parçasıdır. İşte bu iki ayrımı çok net yapabiliyor olmak gerekiyor. Yani birinde insan eliyle suni olarak bir yere bir taşıma yoluyla götürülmüş bir materyalden bahsediyoruz. Diğer de doğal olarak bulunan materyaldan bahsediyoruz. Buradaki ayrım önemli. Ama günün sonunda sürdürülebiliyor olması gerekiyor bizim yaptığımız her bir şeyin. Gelişimin, ürettiğimiz bir ürünün. Yani biz bir ürünü üretirken diğer taraftan doğanın gelişimine, sürdürülebilirliğine çeşitli engeller koyuyorsak işte orada bizim yani, çevre denetiminin devreye girmesi gerekiyor. Şu var, ben bakıyorum. Örneğin yani çevre kültürü, bir ülkede çevre politikası var mı derseniz bana. Bir, bakarım çöpleri nasıl topladılar. Yani bir kategorize etme var mı? Çünkü herkesin tartışmasız bildiği bir şey var. Poşet, naylonların doğada bilmem kendini, yani doğaya artık zarar veremeyecek yere gelmesi için ne bileyim 20, 30, 40, 50 yıllardan bahsediliyor. Evet. Eğer bu tehlike varsa ve biz hala daha eski hartuşlar vardı ya, hartuşlara dönmek yerine, kullanmak yerine biz hala daha marketlerde naylonlara, poşetlere doldurup gidiyorsak, bir bardak suyu plastik malzemeli bir ambalaj içerisinde içiyorsak
Ben burada, kimse bana ahkam kesmesin, burada böyle bir politika yoktur derim. Yanılmıyorsam, yani Bengal'de şöyle öylesi bir geri kalmış, gelişimini daha çok başlarında ülkeler bile dediler, bizim ülkemize plastik ham maddesi giremez. Şimdi bizim bu konuda kültürümüz yok ama işte bir tek ağacı koruyalım. Efendim çevre, depkede bir maden atıklarında bir çevre felaketi varsa tedbir alalım. Ama sürmemesi gerekirken devam eden, tehlike büyüyerek devam eden plastik malzeme kullanmamız var. Sayın Hocam. Katılırım. İşte bir şeyde başlaması gerekiyor her şeyin. Söyleyin. Çocuk yaşlarında başlaması gerekiyor. Yani bir defa çevreyi koruma bilincinin ta anaokuldan, ilkokuldan yerleşmesi gerekiyor. İskandinavlar iyi örnektir buna. Onlar ilkokuldan başlatıyorlar, dersler olarak başlatıyorlar. O ailede görerek görüyor. Şimdi bizde bir yerden başlamamız gerekiyor. Ben Güngör Çöplüğü'nün lokasyonu noktasında çok müdahil olmuştuk olaya. Görüş bildirdik. O çöplüğün yapılması noktasında, şu andaki haliyle yapılması noktasında itirazlarımız da olmuştu. Ama günün sonunda aynı noktaya geleceğim. Yani siz teknolojiyi veya olması gerekeni yapabilirsiniz devlet olarak veya yönetim olarak. Ama kişilerde o bilinç yoksa, yani işte pet şişeyi kullandıktan sonra biz bunu atıyorsak ve bize bir rahatsızlık vermiyorsa, arabamızı temiz tutup yollarımıza o kadar önem vermiyorsak, evimizin içini önemseyip sokaklarımızı önemsemiyorsak, işte dediğiniz gibi çok kolaylıkla alışkanlıklarımızı değiştirerek yapabileceğimiz küçük değişikliklerle çok ciddi katkılar sağlayabileceğimizi biliyorsak ama bunu uygulamıyorsak. Sayın hocam ben dün komutada iki pil değiştirdim. İki pil. Pilleri aldım elime. Ne yapacağım ben bu pilleri diye sordum. Evet. Ve hiç ayıbı yok. Gittim. Yanlış olduğunu bile bile çöpün içine attım. Yani şimdi ama bana bu sistem, siz pillerinizi ayrı bir poşete koyun ve çöpün yanına koyun. Çöpçüler bunu ayrı bir yere koyacak. Değmedi bile. Öyle bir sistem yok. Maalesef. İşte bunların yani olması... plastikten daha tehlikeli bir atık şey, çöpün hemen pilin yarattığı tehlike. Tabii yani şimdi katı atık noktasında yapılması gereken esasında yerinde ayrıştırmaya gitmemiz gerekiyor. Bu şu demektir, üçlü veya dörtlü çöp konteynerlerin kovalarımızın evlerimizde olması gerekiyor. İşte plastikleri ayrı, kağıtları ayrı, yemek artıklarını ayrı, gerekiyorsa işte daha tehlikeli dediğimiz pil ve benzeri atıkları ayrı şekilde toplamamız gerekiyor. Bir sonraki adımda bunun toplama istasyonları ki henüz ülkemizde yok, yapılması planlanıyor. Bu transfer istasyonlarında bunların ayrıştırılması. Nihai olarak da düzenli depolama alanı Güngör'e gelir geldikten sonra bunların tekrar ayrıştırılması gerekiyor. Yani böyle bir sistemin ülkemizde olması çevreye gerekiyor. Tekrar gelir miyim bilmediğim için sormak istiyorum. Gündemde olan Mersin yöresindeki nükleer santral. Çevreciler nükleer santrallerine nasıl bakıyor? Şimdi o noktada çeşitli görüşler. Yani rastgele iki tane çevre mühendisiyle, bir akademisyen, şu anda ismini hatırlamıyorum, iki gün önce, dün karşılaştım. Dediler ki, termik santrallerin çevreye zararı nükleer santrallerden daha fazla. Hata arıza olana kadar, Allah göstermesin. Şimdi buradaki endişe şudur. Dönüp baktığınızda, dünyanın çeşitli yerlerinde nükleer enerji kullanılıyor. Tabii nükleer enerjinin sıkıntısı şu, uçakta yolculuk etmek gibidir. Bir kaza anında, şimdi biliyoruz ki hepimiz, uçak seyahatleri en güvenlisi ama uçaktaki kazalar çok çok büyük ihtimalle ölümle sonuçlanır. Şimdi nükleer santral de benzerdir. Ama dönüp baktığımızda Türkiye'nin
bir enerji açığı var ve bunun bir şekilde kapatılması gerekiyor. Bunu hidroelektrikle de yapabilirler, nükleer de alternatif. Yani bu noktada yenilenebilir enerji ciddi bir alternatif olmuyor mu? Oluyor, tabii ki oluyor. Ama yenilenebilir enerjinin de çeşitli sıkıntıları vardır. Süreklilik arz etmemesi. Mesela rüzgarın öyle bir sıkıntısı var. Dışı güneş işte, akşamüstü bitiyor. Evet, işte yani hemen bununla beraber pilin devreye girmesi gerekiyor. Onları depolamamız gerekiyor veya yine yasal düzenlemelerle fazla elektrik sisteme entegre olmamız gerekiyor. Ama günün sonunda esasında bunun bir enerji politikası çerçevesinde çok geniş ölçekte toparlanması gerekiyor. Kişisel olarak ben şeye çok karşı biri değilim. Nükleer enerjiye karşı biri değilim. Ama tabii bunun yerinin ve zamanının çok uygun seçilmesi gerekiyor. Tabii bu da başka bir konu. Bir ülke kendi coğrafyası, coğrafi sınırlar içerisinde belirliyor bir yer. Peki ama bana sormuyor. Yani bu bizim gibi, bilmiyorum ne kadar alana etkiler ama işte orada Irak var, Suriye var, komşu işte yani Kıbrıs'ın kuzeyinde biz varız, Baf var, yani bütün evet. Adanın bütünü var. Yani hiç mi böyle bir yatırımda komşu ülkelerin söz hakkı yok? İşte bunlar dediğiniz gibi siyasetin ve politikanın devrede olması gereken konular. Peki. Sınır aşan sular gibi bunlar da. Atladık, evet. Geldik üniversite dünyamıza. Genelden özele gelmek istiyorum. Yani sizin gibi değerli bir konu bulmuşken. YÖK'ün bir takım kararlar aldığını görüyoruz. Evet. Taban puan. Ve üniversitelerin her bölümdeki akademik kadrosunun bir biçimde öğrenci tarafından öğrenilebilecek bir yere yerleştirilmesi. Yani herhalde kitapçığın içine o kadar ismi koyamazlar. Ama internet ortamında gidip tıklayıp filan üniversite, filan bölüm, kaç hocası var, nesi var, nesi yok görebilecek ve taban puanla beraber de tabii ki aşağıya doğru bir sonsuzluk. İşte YÖK Başkanı ifade etti. Dedi ki ya yani dört işlemi bilmeden mühendislikten okuyan öğrenci var dedi. Şimdi bu bizi nasıl etkiler? Akademik kadro noktasından başlarsak esasında bunun ilk sinyallerini geçen sene YÖK bizlere verdi. 2013 Aralık ayında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki bütün rektörler Ankara'da bir toplantıya çağrıldık ve burada şimdiki YÖK Başkanı, o zamanki YÖK Başkan Vekili Sayın Profesör Doktor Ekte Saraç, KKTC'deki üniversitelerin de Yüksek Öğretim Kurumu'nun oluşturduğu YÖKSİS sistemine dahil edilebilir ve akademik kadrolarımızın bu çerçevede yapılandırılması gerektiğini bize söylemişlerdi zaten. Bu çerçevede eminim ki bütün üniversitelerimiz gerekli çalışmasını ve altyapısını oluşturdu. Ondan bir kuşkum yok. Lefke özelinde biz çok ciddi çalıştık. 3-4 aylık süre içerisinde 80 ile 90 arasındaki doktoral akademisyeni biz kadromuza dahil ettik. Bu noktada rahat ve iyi bir durumdayız. Hatta sizlerle daha önce yaptığımız sohbetlerde bahsetmiştiniz. Yani pek çok üniversite nasıl öğrenci elde edeceğine dair projeler yaparken siz öğretim kadronuz içinde proje yaptınız. Kesinlikle öyle. Ve çalışıyorsunuz. Öyle. Yani bir zaafımız vardı o noktada. Onu giderdik. İyi duruma geldik. Bütün üniversiteler için de tahmin ederim ki bu noktada iyi bir yere gelindi. Çünkü bu bir sorumluluk bilinciyle yapılması gereken bir şeydir. Yani bir kurumunuza olan sorumluluğunuz, iki öğrencinize olan sorumluluğunuz noktasında bunu yapmanız gerekiyor. Bu sene bir adım daha ileriye götüreceği sinyalleri geliyor YÖK'ten. Deniyor ki tabii bunun mekanizmasının tam nasıl olacağı çok net taban değil. Taban puan olarak hukuk ve tıp. İlk etapta söylendi. Ama akademisyen sayılarının nasıl vereceklerini ben herhalde bir genel olarak verirler diye tahmin ediyorum şu anda. İşte atıyorum Lefke Avrupa Üniversitesi Hukuk Fakültesi hukuk tam zamanlı öğretim üyesi sayısı içinde bir sütun açılacaktır veya sütunlar açılacaktır. Şu kadar profesör sayı olarak şu kadar. Ha, bunun bir açıklamasını da daha farklı bir dediğiniz gibi internet ortamında
öğrencinin ulaşabileceği detay görebilmesi için. Ya da sistem, diyecekler üniversitelere, siz site, web sayfalarınızda bu uygun hale getirin ve en azından biz bir yerde link tıkladıkları zaman öğrenci kolayca, çok dolanmadan gidip listeye girecek. Yani bunu bir şekilde sağlayacaklardır. Günümüz teknolojisinde kitapçıkta olmasa bile bunun bir yolunu bulacaklardır. O noktada Kıbrıs Üniversitelerinin özellikle LAÜ'nün bir sıkıntısı olacağını düşünmüyorum. Taban puanı uygulamasına gelince bizi esas ilgilendiren bu noktada tıp şu günümüz bugün için bir şeyimiz değil, önceliğimiz hukuk değil. Var. Hukuk var. Hukuk bizim için ilk gelen sinyaller de esasında çok fazla etkilenmeyeceğimiz noktasında. Benim kulağıma gelen 240 gibi bir rakam var taban puan olarak. 240 puan ve üzeri öğrencileri alınacakmışız gibi. Tabii bunlar gayri resmi. Peki bizim sınavla aldığımız öğrenciler ne olacak? Kendi sınavımızda aldığımız öğrenciler bu statü dışında. Peki onlar aldık. Bunlar sadece Kıbrıs öğrenciler mi? O üçüncü ülkelerden gelenler de... Onlar tamamen ayrı statüde geleceklerdir. Hangi? Ayrı statüde? Ayrı, ayrı. Peki bunlar... Türkiye'de... Peki... Biz bu bir gerek Kıbrıs öğrenciler, gerekse üçüncü ülkelerden gelenler öğrenciler, yani Türkiye dışından gelen öğrencileri aldık, evet. Sınavımızı yaptık. YÖK bunların diplomasını onaylama noktasında bu diplomaların arkasında duracak mı? Şimdi bunu da isterseniz ikiye ayırmamız gerekiyor. Şimdi esasında yüksek sesle düşünüyoruz. Galiba ama şu vardır, evet. Yani Sayın Hocam gördüğüm, evet, kadarıyla. Netleşmiş bir durum yok. Yani kesinlikle. YÖK'ten şu genelge geldi, YÖK'ün kararı budur diye bir durum henüz yok. Kesinlikle. Haklısınız bu noktada. Öyle bir durum yok. İlk etapta Türkiye'den gelen öğrencileri YÖK toparlayıp denetim altına almak için gayret gösteriyor ve talepler de bu noktada gelecektir. Üçüncü ülkelerden gelen öğrencilerin hangi statüde geleceği noktasında çok bağlayıcı olacağını tahmin etmiyorum. Çünkü onların üniversitelere giriş kriterleri Türk öğrencilerin giriş kriterlerinden farklı. Dolayısıyla onlar ayrıca kendi Kıbrıslı işlerini... öğrencilerden de farklı. Kıbrıslı öğrencilerden de farklı. Ama Kıbrıslı öğrencilerin bir şekilde artık belli sınavlarla üniversitelerimize girme noktasına yavaş yavaş yaklaştığımızı düşünüyorum ben. Lay olarak. Artık kendi öğrencilerimizi de belli puanlara, belli sınavlara göre almamız gerektiğini düşünüyorum. Hocam şu var ama diyeyim zaten. Şimdi bakıyorsunuz, bir kere öğretimde geçen sürenin bir maliyeti var. Doğru. Önce her şeyden önce zaman olarak bir süre geride kalıyor. Tamam, dünyada yüksek öğrenim bir anlamda meslek seçimidir. Ama mezun olduğu alanda çalışmayan, daha okula giderken o alanda çalışmayacağını bilen insanlar var. Hadi kız öğrencileri böyle bir kenarda biraz tutalım. Ama erkek öğrenci askerliğe gitmesin diye üniversiteye gidiyor. 4 yılını, 5 yılını kaybediyor. Maddi anlamda bir harcama yapıyor. Ondan sonra da o geçen süreden hayatta kazandığı sadece... başlangıcı öteledi hayatında. Kesinlikle. Peki bunu bir yerde disipline etmemiz gerekmiyor mu? Yani siz bir vakıf üniversitesinde rektörlük yapıyorsunuz. Daha önce de özel bir üniversite tanımlamasını kullanıyorum. Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi'nde başarılı bir geçmişiniz vardır. Bunu bir yerde nasıl halledeceksiniz yani? Bu ciddi bir sıkıntı. Yani o yaştaki çocukların karar verememesini anlayabiliyoruz. İşte bunu kolaylaştırmanın çeşitli metotları vardır. İşte Amerika'da fakülteyi seçersiniz, bölüm seçmezsiniz. Sonra karar verirsiniz ikinci senenin sonunda. Türkiye'de de bunun uygulamaları yavaş yavaş başladı. Böyle bir alternatif sunabiliriz öğrencilerimize. Ama şeye geri dönersek, bizim artık öğrencileri seçerek almamız gerekiyor üniversiteler olarak. Bunun sebebi de şu, şimdi hepimiz, bütün üniversiteler, çeşitli akreditasyon süreçlerini sahiplendik ve üniversitemizi bu akreditasyon süreçlerine doğru hazırlıyoruz. Alınanlar vardır, yolda olanlar vardır vesaire. Bu süreçlerde en önemli kriterlerden bir tanesi de girdi dediğimiz, yani öğrencinin üniversitelere nasıl alındığı, hangi kalitede öğrencinin, yani ya da hangi puanda
hangi ölçüm değerine göre öğrenci aldığımızdır. Maalesef bu noktayı biz hep geçiyoruz. Yani geçenlerde de bir YÖK heyetiyle yapılan toplantıda bu gündeme geldi. Evet, hepimiz sınav yapıyoruz ama bizler burs sınavı yapıyoruz. Yani öğrencinin okula girip girmemesi değil, hangi bursla yerli öğrenciden bahsediyorum, alacağımızı tartışıyoruz. Burada bir yönlendirme orta öğretimi tamamlayan, yani liseyi bitiren, üniversite oluyor artık. Olabiliyor, olabiliyor. Bunun sakıncaları var. Çok net sakıncaları var. Bunları hem bizler üniversite olarak sorumluluk bilinciyle bir şekilde toparlamamız gerekiyor. İkinci söylediğiniz nokta, ciddi bir maddi kayıp aileler için, öğrenciler için, bir de zaman kaybına sebep olunuyor. Burada şunu da düşünmemiz gerekiyor. Son yıllarda, özellikle 2-3 yıldır, özellikle ara eleman dediğimiz 2 yıllık okullardan mezun olan, mezun olacak öğrencilere sağlık alanında ciddi talep var. Buna ciddi ihtiyaç var. Yani belki bunlara, çocuklarımızı yavaş yavaş bu bölümlere de cesaretlendirmemiz gerekiyor diye düşünüyorum. O zaman orta öğretimde başlamak, çocukları belirli basamakta yönlendirmeyi sağlayacak bir sistem ihtiyacı var. Yani şimdi bu öğretmenin, rehber hocanın keyfine kalmış ya da ilgili operasyonu yönetenlere değil, gerçekten ölçecek, tartacak ve diyecek ki bu buraya gidebilir. Yani dünya biliyorsunuz, spor insanın bilmem kaç yaşında test ediyorlar. Derler ki bu spor yapacaksa şu spor dalına kas yapısı uygundur diye insanlar yapıyor bunu. Kesinlikle. Biz yönlendirmede sağlıklı davranmazsak ondan sonra işte bir bakıyorsunuz toplumda işsiz binlerce, örneğin beden eğitimi öğretmeni ya da Türkiye edebiyatı öğretmeni tekrar oraya ise tamam, yani bu bitirdiği zaman orada bir sorun yaşayacağı ortada. Kesinlikle. Yani biz bu sağlıklı yönlendirmeyi, şimdi eğitim üretim içindir diye başında yıllar önce tartışılan bir vurgu vardı. Şimdi biz buradayız, çocuklarımızı tamam üniversiteye gitsin. Çünkü üniversite ayrı bir kültürdür gibi laflar ediliyor. Güzel de alıyor mu, almıyor mu? Anacığının, babacığının ayağının dibinde yaşıyor. Siz işte ne kadar güzel anlattınız. Çocuk hani Lefke'den, çocuk yaşta her gün Lefkoşa'ya gittiniz, geldiniz. Sonra Amerika'ya gittiniz. Sonra Boğaziçi'ne gittiniz. Yani küçük bir dünyada yapmadınız yaptıklarınızı. Şimdi biz çocuğu, ama gözüm yok. Kızımı ya da oğlumu ben öyle el yerine de yollayamam. Ben canım çektiğinde neredesin ha kızım diyeceğim ve duyacağım ve göreceğim. Böyle bir kültür ve bitirdiği zaman da hak eder veya hak etmez mezun olur. Bizim çocuk üniversite mezunudur. Ama ne kadar yeterlidir. Biraz önce yayından önce sevgili Ali Batura ile yaptığımız sohbeti biliyorsunuz. Yani bizim alanımıza da mezun öğrenciler geliyor ama ne kadar niteliklidir. Peki burada bir problem, yani daha iyi bir seçim ve ihtiyaca dönük bir belirleme. Yani YÖK'ün alacağı kararlar bizi sallamaz. Yani ama pardon, sarsmayabilir doğru adım atarsak. Doğru, kesinlikle katılırım ama dediğimiz gibi, söylediğiniz gibi orta öğretimden planlayarak gelmekte fayda var. Peki ama YÖK'ü konuşuyoruz, bizim YÖDAK, bizim üniversite dünyamızın neresinde var? Şimdi YÖDAK esasında her geçen gün etkinliğini artırmaya gayret ediyor. Bu iki millet, Türkiye Cumhuriyeti ile bizim imzaladığımız bir sözleşme vardı. Onun da gereği olarak belki 2014 yılında ilk defa üniversitelerimiz kapılarını hem YÖDAK'a hem YÖK'e aynı anda denetlemeler için açacak. Bu da iyi bir gelişme esasında. Biz buna 2015 yıl içerisinde Nisan'dan itibaren açacağız. 2014 yılında bunun altyapısı oluşturuldu. Hangi çerçevede? YÖDAK'ta bu denetimleri yapacak altyapı var mı? YÖDAK üyelerinden iki tanesi bunun altını alacak. Ama tabii YÖDAK noktasında YÖDAK'ın hem tabii hizmet alımı da yapabilir. Tabii hizmet alımı da yapabilir ama YÖDAK'ın desteklenmesi ve kadroların geliştirilmesi gerekiyor. Yani oradaki başkanın veya üyelerin iyi niyetiyle gidiyor bir sürü şey şu anda.
gayretleriyle gidiyor. Ama kurumsallaştırılması ve bunun genişletilmesi gerekiyor. YODAK esasında her geçen gün az önce söylediğim gibi daha da önemli olacaktır bizim gelişimimizde. Ama YODAK'ta siyaset çok etkili mi? Çok fark edilmiyor. Biz yani o kısmını hiç hissetmedik açık söyleyeyim. Ama şu eksik, onu yani YODAK'ın kuruluşuna bakın, üniversitedeki, ülkedeki üniversite sayısına bakın. Şu anda aynı YODAK, üniversite sayısı 2'yi katlandı ve geçti, geçmekte, artmakta. Buna paralel olarak da YODAK'ın güçlendirilmesi gerekiyor. Yani vallahi 100 metrekarelik bir evde olacak iş değil. Bu hoş olmaz. Yani ben YODAK'a baktığımda ama bir söz var ya hocam, aslanın önce yattığı yere bak derler. Ben oradan etkin görev yapan bir YODAK olduğuna, o binaya, o altyapıya baktığım zaman şekilci mi bakıyorum Hasan Asun? Yok yok, hayır. Oraya baktığım zaman orasının daha işlevselliğine gelmek bakımından bazı daha yapılacak işler var. Kesinlikle. Çok basit bir örnek olacak ama 13 tane üniversitenin rektörünü aynı anda toplantıya çağırabilecek yerler yok. Yani YODAK'ta üniversitelerin rektörleri, hatta rektör dedi ki vallahi ben iki yardımcımı da alıp geliyorum dese, hepsini tabii bir anda bir toplantı ortamına koyacak salonu yok. Yok. Yani işte bunların ivedilikle toparlanıp düzeltilmesi gerekiyor. Peki. Lefke Avrupa Üniversitesi serüveni demeyeyim. Ama serüven dersem de şey, kötü anlamda, maceracılık anlamında demem bunu elbette. Ne zaman başladı, nasıl başladı ve koyduğunuz hedefler ve geldiğiniz nokta neler? Şimdi yani LAÜ'de 2013-2014 değişim yılı diye de bir kitapçık hazırlanmış. Böyle buradan böyle tuttuğum zaman hemen görülür. Sanıyorum sevgili yönetmenimiz de, Aydın arkadaşımız, bize bu bağlamda ekranda siz konuşurken bir şeyler getirecek. Bir özetle söz sizin ve yani değişim yılı dedirtecek neler yaşandı? Şimdi 2013-2014, 2013 Eylül ayında biz orada göreve başladık. Ve dolayısıyla Lefke Avrupa Üniversitesi'nin ilk analizlerimizde olması gerektiği noktada olmadığı kanaati oluştu. Zaten bu dışarıdan da bilmiyordu. Biz çok hızlı birinci yılı bir toparlanma, bir değişim yılı olarak kendi kafamızda oluşturduk ve ivedilikle yapılması gerekenleri üç ana başlık altında topladık. Bir, fiziki ortamın toparlanması vardı. İşte öğrenci mekanlarını, açık havaları bir toparlamak. Öğrencimize, çalışanımıza yaraşır hale getirme. Bir, bunun fiziki altyapıyı toparlama. Bunu yaparken diğer bir şekilde bina altyapısını, bina stokunu toparlamak, iyileştirmek. Bir de tabii ki işin akademik kısmı. Akademik olarak işte öğretim üyesi sayısını artırmak, laboratuvar altyapısını genişletmek. Bu üçüne de ayrı ayrı noktalarda müdahaleler yaptık. Burada eksik olmasın, Türkiye Cumhuriyeti Yardım Heyeti ve Büyükelçimiz bize çok ciddi destekler verdiler. Şunu söyleyeyim, geçtiğimiz 2013 Eylül ayında üniversiteye ben gittiğimde sağlık fakültesinde bir tek cihaz yoktu. Yani birkaç tane bölüm hali hazırda açılmıştı ama cihaz yoktu. Oradaki eksikliği hemen dile getirdik. Destek oldular, onları toparladık. Üniversitenin tanıtım filmi yoktu, web ortamında, internetimizde sıkıntılar vardı. Bunların hepsinin üzerinden geçtik. Yani sadece bu satın almakla da olacak şeyler değildi. Çünkü Lefke bölgesine gelen internetin maksimum kapasitesini zaten biz kullanabiliyorduk. Bunun üzerine çıkabilmek için özel kartlar gerekti, girişimlerimiz oldu. Çin'de bunları yaptırdık, getirdik. Lefke Santrali'ne bağışladık. Ondan dolayı biz işte şey yaptık, hem üniversitemize hem de bölgeye gelebilecek internet kapasitesini arttırdık. Dolayısıyla kendi kapasitemizi yükselttik. Şu anda belki Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki bütün üniversiteler arasında en yüksek kapasiteyi kullanabilecek duruma geldik ve bunu bir önceki yıl maliyetlerinin
altında bir maliyette sağladı. Ekonomik akılla. Kesinlikle. Yani tüm bunları bize maliyeti bir önceki yılın çok çok altında oldu. Öğrenci işleri bilgi sistemimizde sıkıntılar vardı. Öğrencilerimizin notlara erişebilmesi, uzaktan kayıt yapması, yani rutinde olması gereken şeylerin hiçbir yoktu. Onlar oluştu. Kütüphanemizi tamamen baştan aşağı yeniledik. Güvenlik sistemini artırdık. Fiziki ortamını genişlettik. Kitap aldık. Uzaktan erişebilir kaynaklara erişimi sağladık. Öğrenci sayımızın artacağını biliyorduk. Yurtlarımızın kapasitesi buna yetmeyecekti. Ulaşım filomuzu artırdık. Öğrencimizin sadece kampüs etrafına değil de ta Lefke'nin merkezine, ta güzel yurda kadar yerleşimini kolaylaştırmak için ulaşım filomuzu genişlettik. Kampüs en yumuşak tabirle çok dağınık haldeydi, onu söyleyeyim. Onu birazcık toparladık. 25 bin metrekarenin üzerinde yeşil alan oluşturduk. Geçmiş yıllardan kalan molozlar vardı. Onlar taşındı, yeşillendirildi etraf. Üniversitede bir sahiplenme duygusu eksikti. Biz kampüsümüzü yavaş yavaş işte tellemeden başlayarak bir sınırlarımızı belirledik. Ya şurası da bizimmiş, ha kimse bilmiyordu. Ya da bir bakıyorsunuz ki biri geliyor oraya bir tabela koyuyor. Üniversitenin arazisi kimindir değildir. Onlar yavaş yavaş oluştu. Güzel bir uygulama çiftliği var tarım fakültemizin. Yol boyunca. O sahipsizdi. Ona sahip çıktık. Bakım onarımını yaptık, yeniledik. Yani fiziksel ortamı elimizden gelince toparladık. Bütün binalarımızın bakım onarımını gerçekleştirdik, boyattık, yeniledik. Tüm bunları bu geçtiğimiz bir yıl içerisinde yaptık. Bunlar fiziki anlamda. Ama esas beni mutlu eden ciddi laboratuvar altyapısı oluşturduk. Sağlık Fakültesi'nin bütün ihtiyaçlarını giderdik. Bahsettiğim gibi yardım heyeti destekleriyle. Açmayı planladığımız ve bu yıl açacağımız yeni bölümlerin altyapısını oluşturmaya başladık. Onlar devam ediyor. Yani şu anda alnımız açık bir şekilde öğrencimize gelin biz burada varız diyebilecek durumdayız. Şey sürecini başlattık, müracaatlar yapıldı geçtiğimiz Aralık ayında. Mühendislik Fakültesi'nde 3 tane akreditasyon müracaatı yaptık. İşletme için FİBA'ya müracaat aşamasına geldik. Mimarlık için MİAK'a müracaat aşamasına geldik. Bir de hazırlık okulumuzu yine bu yıl içerisinde EDEXEL'e hazırlıyoruz. Onun müracaatı yapılacak. Şimdi bunu izleyicilerimiz, siz bunları yaşıyorsunuz, çok iyi biliyorsunuz. Herkesin de bildiğini kabul ediyorsunuz. Bir bölümün akreditasyonu ne demektir? Şimdi şöyle söyleyeyim. Siz öğrenciye bir diploma veriyorsunuz. Verdiğiniz diplomanın ne kadar kıymetli olduğunu kendini söyleyebilirsiniz. İşte benim şöyle laboratuvarım var, bu kadar iyi hocam var, ben öğrencileri bu kadar iyi yetiştiriyorum diyebilirsiniz. Akreditasyon aldığınızda başkaları dışarıdan geliyorlar ve bu sizin söylediklerinizin gerçekte olup olmadığını denetliyorlar ve diplomalarınıza, verdiğiniz evraka tamam doğrudur bu insanların söylediği tasdiki yapıyorlar. Çok basitçe anlattım. O önemli. Tabii ki. Bunun için önemli? Biz dünyanın çeşitli ülkelerinden gelen öğrencileri mezun ediyoruz. Gittiklerinde şimdi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin politik olarak tanınırlığı noktasında biliyorsunuz ciddi sıkıntılarımız var. İşte bu akreditasyonlarla bu sıkıntıları aşabiliriz. Telefonumuz var, alalım. Tabii ki. Bu arada ulaşmak isteyenler mesaj iletiyor. Hat boşaldığı an herkes bağlanabilecek. Ali Erdoğan, merhaba. Merhabalar efendim. Buyurun Ali Bey, siz. Öncelikle yayınlar, iyi çalışmalar. Sayın hocamıza da iyi çalışmalar. Teşekkür ederim. Ben hocamızın çok kıymetli olduğunu daha önceden de biliyorum. O yüzden bağlanıp iki soru sormaya ihtiyacı hissettim. Şimdi hocamızın tabii kendi görüşünü ben rica edeceğim. Şimdi üniversitelerin en önemli görevlerinden bir tanesi olarak ben doğru bilgi üretimi, bilgi üretmek olarak görürüm. En önemli görevlerinden bir tanesi üniversitelerin. Şimdi Kıbrıs'ın kuzeyinde bilgi
üretimi üniversite bağlamında yeterli düzeyde mi? Hangi düzeyde? Bu birinci sorum. İkinci sorum, bir de tabii bilginin kaynakları var. Bir, tabii aydınlanma sonrası ve tabii daha da öncesi var. Ben başka bir kanalda Agora diye bir film seyrediyorum. Tabii İskenderiye'de geçen bir film, Mısır'da. Orada tabii büyük bir kütüphane ve tabii orada yaşanan Hristiyanlık sonrası veya dönemi, Roma dönemi dönemi. Şimdi film bir kenara, günümüz dünyası. Şimdi bu bilginin kaynakları tabii aydınlanma sonrası bugünkü çağdaş üniversiteler. Seküler bir yapı. Bir de tabii bilginin bir de tanrısal kaynağı var, vahiy dediğimiz kaynak. Şimdi Batı dünyası bilinciyi, yani bilimsel bilgiyi çok iyi bir düzleme oturtmuş. Yanılmıyorsam Kuzey Amerika, Avrupa bilgi üretiminde bu en önde gidenlerden. Ama tabii bir de tabii bunun tanrısal ayağını da artık dokunulmaz, kutsal kabul etmemiş ve onu da kavrama, bilimsel bilim çerçevesinde kavrama, toparlarsanız mutlu ve olurum. Yorumlama yoluna gitmiş. Yani dokunulmaz, kutsal olmaktan çıkarmış. Ali Bey toparlar mısın? Toparlayayım. Ha. Şimdi bir de tabii bizim coğrafyamız var. Bizim coğrafyamızda bilimsel bilgiyi birinci sorumdu zaten. İkinci sorum da Kıbrıs Türklerden şüphem yok. Ama genel olarak diyorum Türkiye üzerinden ve İslam coğrafyası bilginin tanrısal olan kısmı. Bir de tabii Fransa'da yaşanan olay. Bizim lise eğitimi, üniversite öncesi eğitim, lise eğitiminin kalitesi nasıl ki Fransa'daki olay yaşanıyor veya başka şeyler yaşanıyor İslam coğrafyasında ki üniversitelerden ne beklememiz lazım? Yani sorum o. Çünkü üniversiteye gitmeden önce bir lise eğitimi alır insanlar. Ve bu tabii kutsallar dokunulmazlar. Tanrısal kaynaklı bir bilgi. Siz çağdaş yetişmiş, donanımlı bir insansınız. Ben üniversite eğitimi, temel eğitimini almış bir insanım. Ama yani bilmiyorum siz peki, neler düşünürsünüz? Bu işi tabii akademik kariyer olarak ilerletmiş bir insan olarak. İyi çalışmalar, iyi yayınlar dilerim. Ali Bey, teşekkür ediyorum. Şimdi Ali Bey'in en başta söylediği gibi söylediğine şöyle cevap vermek gerekiyor herhalde. Üniversiteler bilgi üretir diyor. Bilgi üretir mi, bilgiyi paylaştırır mı, bilgilerin gelişmesine katkı mı koyar? Yani çok ilginç bir tanımlama var. Doğru, doğru. Şimdi şuradan başlamak gerekiyor herhalde. Şimdi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki en eski üniversiteye dönüp baktığımızda 30 yaşında, 30 yıl. Çok kısa. Kısa. Üniversite kavramı içerisinde gerçekten çok kısa bir kavram. İşte bazıları daha bir yıllık, iki yıllık üniversiteler. Şimdi şu aşamada ben şeyi hatırlarım. İşte Amerika'da gittiğim üniversite, Washington University in St. Louis kapısında 1880'li bir tarih vardı. 87 idi galiba. 1870-87. Ama onun 200-300 yılda geldiği yere yeni bir üniversitede 300 yılda gelecek diye bir şey yok ama. Diye tabii ki. Tabii ki. Çok çok kolay. Çünkü bilgi paylaşımı, tecrübe paylaşımı artık hız kazandı. Doğru. Yani ilk etapta Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki üniversitelerin misyonu. Yanıtları kısa tutarsanız. Tabii ki. Misyonu daha çok eğitim vermek. Üniversite eğitiminde olması gerektiği şekilde eğitim vermek. Ha işin bir de araştırma boyutu var. Araştırma boyutunda gerçekten belli şeylerimiz var, belli zaaflarımız var bütün üniversitelerin. Ama bu noktada da ciddi çalışmalar da var. Yani altyapılar, eğitim altyapıları tamamlayacaksınız ki bir sonraki aşamaya geçebilin. Peki. O noktada ciddi çalışmalar var. Peki, ikinci sorusu vardı. Bu. Tabii lise eğitimi az önce de bahsettiğimiz gibi gerçekten önemli. Yani çok önemli. Çok önemli. Yani çünkü sonuçta bir öğrenci belli bir temelle gelecek ki siz onu şekillendirebilirsiniz. Kültür anlamda da kültür işi bence daha fazla liseden geliyorsa gelecek. Çünkü biri liseyi bitirmiş, işte siz artık inşaat mühendisi yok diyoruz. Artık sizde tarih dersi pek yok. Yok tabii. Tabii yani tarih yok, biyoloji yok, sosyoloji, felsefe, mantık yok,
Meslek edin yani bir konunuzla ilgili alanlara giriyorsunuz. Siz yukarıya çıktık sonra daralıyor tabii daralıyor. Ki. Az konuda. En evet. Yukarıda az konuda evet. En çok şey biliniyor. Kesinlikle. Peki. Gürsel Karagözlü. Sevgili Gürsel nasılsın? Selamlar Hasan abi. Selamlar rektörüm. Merhaba. Sevgiler saygılar ikinize de. Üniversitemiz 1990 yılında kuruldu. Ve o günden bugüne kadar belli aşamalarda bulundu. Rektörümüzün gelmesiyle gözle görülen bir ilerleme vardır. Öğrenci sayısında da yatırımlarla da. Rektörümüz spora da el attı. Ve okulda bazı takımlar kurdu. Kendisini bu konuda tebrik ederim. Yalnız bizim isteğimiz alo. Duyuyoruz. Yalnız bizim Lefke olarak istediğimiz Lefke merkeze biraz daha fazla bazı projelerinin olduğunu biliyoruz, duyuyoruz. Bunları hayata geçirmesini ve Lefke'nin canlanmasını istiyoruz. Rektörüme bir soru sormak istiyorum. Bildiğiniz gibi Cengiz Tobel Hastanesi bugünlerde gündemde kapalıyor falan filan hikayesi vardır. Sağlık Bakanlığı işte LAÜ'yle işbirliğine gireceğini ve LAÜ'nün de orada varlığı olacağı söylenmektedir. LAÜ hazır mı? Hastaneyi alacak mı? İşletecek mi? Nedir? Bunu canlı yayında duymak istiyorum. Peki sevgili Gürsel ben de bir sorucuk sorayım sana. Buyurun. Tamam. Lepkeli geçenlerde geldim bir baktım. Üniversite yüzünü Lefke'ye dönmek için çaba harcıyor doğal olarak. Evet. Ama Lefke'li de sanki de oturduğu elma beş ağzıma düş. Yani Lefke'liyi sevgili Gürsel, seni ne kadar sevdiğimi de bilin, açık sözlüsün biz de. Lefke'li çok yeterli çaba harcıyor mu? Kendinin... Şu anda harcamıyor. Nedenini de söyleyeyim size. Evet. 1983'ten 74'ten sonra diyeyim artık ya da Cumhuriyet'in kuruluşundan bugüne kadar Lefke bir mahrumiyet bölgesi oldu. Hiçbir yatırım yapılmadı. Doğru. Tek şeyimiz yani gelir kaynağı bir şey Nazım Efendi'ydi. O da bitti ya. Sayılacak. Bir de Lefke Avrupa Üniversitesi kaldı. Lefke Avrupa Üniversitesi de gemi konağı bölgesine yoğunlaştığı için her şey Lefkeli de cesaret edip bir şey yapamıyor. Bir de önemli konulardan biri, bazı arkadaşlar Lefke'ye yurt yapmak istediler. İki kattan fazla olması alanı ilan ettiler. İnsanlar bu sene ne yaptı? Lefke'nin aldığı o projesini okulun yanına yer aldı adamlar. Oraya yapıyor 3-4 katlı. Bunlar hep sorun, engel. Yani bunların da kalkması lazım ki insanlar... Çok faydalı şeyler söyledin sevgili Gürsel. Gemi konağında bir arkadaş vardır. Gazi Lisesi'nin yanına bir proje çizdi. Her şeyle neymiş efendim? Bir ceviz ağacı men etti. O ceviz ağacını diyor adam. Ben sökeyim kökünden. 2 metre daha yanı şey yapayım. Hayır efendim olmaz. Adam aylarla uğraştı. Ve hayata geçiremedi o projeyi aldı ve gemi konağına. Üniversitenin... Sevgili Gürsel bizi izliyorsun. Nasıl tam şey yapacağız da, sevgili Hasan abi? Bak sevgili Gürsel, Sayın Hocamız çok değerlidir. Evrensel gözlemi ve bilgileri vardır. Daima desteğimiz yanındadır hocam. An, bu çevrecilik dediğim sınırları nedir? Anlatabildim mi? Yani şimdi bir ceviz ağacı önemsiz değil. Onu o yerinden oynatabilir miyiz? Yani ansızın bir yerde gelir biri der ki ya arkadaş bunu buraca yapamam. Bir hayli ev, hepsi Lefkoşa'da da var. Bu bilmem burası korunacak. Yahu Allah aşkına seçin 3 tane, 5 tane, 10 tane ya da bir mahalleyi örnek seçin. O birilerini de ona göre bir düzen getirin. Neyse sevgili Gürsel kendine iyi bak. Üniversitemiz Lefke'ye yatırımlarını başladığı anda ben inanırım ki bu Lefke halkı, Lefke esnafı yatırımlarını yapacaktır. Bu engeller de kalkması lazımdır hükümetlerin. Çok mersi Gürsel'cim. Sağlığına iyi bak. Peki. Teşekkür ederiz Gürsel Bey'e. Şuradan başlayalım. Esasında göreve geldik.
Merkez Lefke'deki daha önceden inşaatı bitmiş olan hazırlık binasını açtık. İlk defa bu sene, geçtiğimiz yıl öğrenci almaya başladık. Bunu da işte merkeze birazcık destek amacıyla yaptık. Tabii şimdi sıkıntı şu, Gürsel Bey'in de söylediği gibi, Lefke bölgesi birinci derece ve ikinci derece olmak üzere iki dere arası neredeyse sit alanı ilan edildi. Şimdi birinci bölge demek iki katın üzerine her hal ve koşulda bina yapılmaması anlamına geliyor. İkinci derecede de belli koşullarda gizleyerek üçüncü bir kat yapma şansı veriyor. Şimdi Gürsel Bey'in esasında... Yani mimari anlamda gizleyerek... Evet, mimari anlamda gizleyerek üçüncü kat yapma. İşte bir de sıfır kod meselesi var ki binanın oturduğu noktaya etrafına bakılmaksızın her zaman sıfır kod diye sayılacak. Bu da çok ciddi bir mimari açıdan kısıtlama getiriyor. Lefke Avrupa Üniversitesi'nin Lefke'deki hazırlık binası yanına bir yurt yapma projesi var. Planı da var. Ama yaptığımız şeyler, mimari tasarımlar, bugünün koşullarında feasible olabilecek bir yurdun, yani 300 kişilik bir yurdun mimari olarak yapılmasına engel. Çok büyük bir kütle çıkartacak. Çünkü üçüncü kata, dördüncü kata çıkmakta sıkıntı var. Ama bununla ümit ederiz ki en azından üniversitenin sahip olduğu parsel bu sit alanı dışında bırakılırsa bir kat daha ekleyerek buna. Çünkü yan tarafındaki binamız halihazırda mevcut. Onu aşmayacak şekilde yeni bir bina yapılıp Lefke o noktada destek olmak istiyoruz. Ama bunun ötesinde şu anda belediyenin açık hava deposu olarak kullanıldığı, hemen kullandığı noktada Sayın Belediye Başkanımızla da geçtiğimiz hafta görüşmeler yaptık. Bir belediyeyle, bir belediyemizin yardım heyetinden destek alacağı bir gençlik projesi var. Öğrenciyi daha çok orada tutabilmek için. Lefke'ye bu sömestr başında ek olarak düzenli ring otobüs servisleri koyduk. Bu işte saat başları Lefke'den hareket, yarım saatlerde gemi konanına hareket, ta gece saat 12'lere kadar bu şekilde yaptık ki daha çok öğrencimizi daha yukarıya taşıyabilme noktasında. Yani elimizden geleni yapıyoruz ama kısıtlarımız da var. Yani günün sonunda öğrencinin tercihi her zaman kampüste en yakın mekanda kalabilmektir. Ama kampüse yakın. Şimdi şu var Sayın Hocam. Üniversite öğrencilerinin ekonomik anlamda ailesinin profili değişmiştir. Kesinlikle. Ve ben sizin üniversitenize yaptığınız ziyarette sırf çalışma imkanı var diye Girne'de yaşayan üniversite saatleri dışında çalışıp öğrenimi için kazanç elde eden ve her gün Girne'den Lefke'ye gelen öğrenci gördüm. Her gün Girne'den o bölgeden size gelen hocalar var. İnsanlar var Lefke'den. Bu arada da yaşamını trafik kazasında yitiren hocalarımızı da buradan rahmetle anıyorum tabii. Ben de esasında ona en son değinmek istemiştim. Evet, bugün dört kıymetli akademisyenimizi kaybettiğimiz maalesef acı günün yıl dönümü hepsini tabii, yani anılarının yaşatıldığını da hissediyoruz. Kesinlikle. Evet, şimdi sonuç itibariyle Sayın Hocam Lefke'de öğrenciyi kucaklayacak, öğrenciyi çekecek altyapının sadece yurt değil, bunun ötesindeki altyapıların da öğrenciyi hitap edecek şekilde belediye ile ve halkın girişimciliğiyle birlikte halledilirse bence öğrenci gider. Kesinlikle. Biz de elimizden gelen, üzerimize düşen ne vazife varsa seve seve yapmaya hazırız. Başka projelerimiz de var. İşte bir miktar lojmanımızı Lefke'ye yapmak gibi, akademisyen lojmanlarımızın bir kısmını Lefke'ye yapmak gibi projelerimiz var. Bunları bu yıl içerisinde hepsini yavaş yavaş hayata geçirmek. Siz yurt dışında bulundunuz. Pek çok Batı ülkesinde evde bir odayı iki odasını kiraya verme kültürü var. Evet. Hem yalnızlığını kırıyor yaşlı insanlar hem de gelir elde ediyor. Evet. Bu mümkün değil mi bizde? Geçmişte zaman zaman çok küçük ölçeklerde yapılmış. Ama ben bizim çok kültürümüzün parçası olduğunu düşünmüyorum. Bu esas oluşturacağımız ana mekanizmaların yanında bir mekanizma şeklinde
olması gereken bir modeldir diye düşünüyorum. Benim çok inandığım bir modeldir, o ayrı bir şey. Yani İngiltere'de bu çok, biliyorsunuz, çok yaygın şekilde yıllardır kullanılan bir modeldir. Çok iyi çalışan bir modeldir. Bizim kültürümüzde maalesef eksiklik var. Şimdi düşünüyorum, sokak kapısının bir anahtarını da verecek o evdekine. Evet. Başımı kaldırıyorum. Evet. Hocam, öğrenci sayısındaki artış nasıl? Bu sene ne hedefliyordunuz? Geldiğinizde neydi görevi? Eylül 2013 neydi? Ve hangi sıçramalarla geldi? Bir bakalım. Nazif Kubilay galiba. Merhaba. Merhaba, iyi günler, iyi yayınlar. Buyurun Nazif Hanım. Diyebilirim ki Sayın Rektörümüz son yıllarda Lefke'nin başına gelebilen en güzel şeydi. Kesinlikle. Yani bayağı bir gerek üniversite için. Nazif gerek, Hanım, efendim, %1 milyon sizinle hemfikirim. Evet. Şimdi doğruya doğruyu söylemek lazım. Evet. Ha, siz şey, programa başlarken işte Lefke'den bahsettiniz. İşte Lefke hak ettiği yere gelemedi ve şeyden, Endüstri Meslek Lisesi'nden. Evet. Ne yazık ki 74'ten sonra iktidara gelen tüm siyasiler Lefke'yi mahvetmek ve bir köy haline sokmak için elinden gelen çabayı sarf etmişti. Ve bugün bunu Cengiz Topel Hastanesi'nde de hala daha yaşamaktayız. Evet. Bir de Endüstri Meslek Lisesi'nden bahsettiniz. Endüstri Meslek Lisesi varken Güzel Yurda yeni bir meslek lisesi açıldı. Zamanında buna karşı çıktık. Bize dendi ki, hayır, Lefke'de olan bölümler Güzel Yurda açılmayacak. Ama ne yazık ki açıldı ve Lefke'ye yeni bölümlerin açılmasına izin verilmiyor. Ne o hayretti, ne o hayret? Yok, Güzel Yurt'taki hayretti. O tamamdır da Lefke, yani Lefke'yi her kurumuyla mahvettiler. Düşünebilir misiniz? Bugün biz de trafik cezamızı ödemek için Güzel Yurda gitmek zorundayız. Bir hediye paketimiz geldiğinde Güzel Yurda gitmek zorundayız. Ve bölge milletvekillerinden biri, bilir misiniz, bana ne dedi? Biz bunu hak ediyormuşuz. Çünkü biz kurumlarımıza sahip çıkmıyoruz. Daha nasıl çıkalım? Hasan Cengiz Topel Hastanesi olayında gördünüz. Sayın Rektör de biliyor. Kaç kez ziyaretine gittik. Ne kadar ilgilendiğimizi. Ama önemli olan siyasilerin ilgilenmesidir. Doğru. Yani doğru. Biz elimizden geleni yapıyoruz ama bizi yani dinlemiyorlar ve bölge milletvekilleri ne yazık ki yalnız Güzel Yurt için çalışıyorlar. Sanki Lefke'den oy almamış gibi ve yalnız Güzel Yurtlular seçmiş gibi. Doğru. Yani başka söyleyecek bir şeyim yok. Gerçekten çok üzgünüm. Gerçekten. Peki. Nazif Hanım, teşekkür ediyorum katkılarınız için. Evet. Cengiz Topel Hastanesi, zaten Gürsel Bey de bahsetmişti. Şimdi Lavin'in Cengiz Topel Hastanesi'ni alıp çalıştırma gibi bir isteği hiç olmamıştır. Bakanlığınızın da böyle bir teklif yok. Sadece şöyle bir gelişme var. Cengiz Topel, biz sağlık fakültesi, sağlık alanına bu sene daha da iddialı bir şekilde girmek istiyoruz, yürümek istiyoruz. Bizim Sağlık Bakanlığımızda yaptığımız görüşme şu doğrultudadır. Öğrencilerimizin rahat bir şekilde bir uygulama yapabileceği, bölgemizde de bir hastane olması bizim için çok faydalıdır. Bu kapsamda rehabilitasyon merkezi paralel mi düşünce? Çünkü ama Lefke'li de o hastanenin işte iki veya devam etmesi, yani mevcut işlevini yerine getirmesi. Çünkü Güzel Yurt'ta yapılacak olan hastane, tıpta hastane literatüründeki sınıflandırmada Cengiz Topel'den daha ileri bir olmayacak. Altyapıya sahip olmayacak. Biz Cengiz Topel'in yani olduğu şekilde devam etmesini yani arzulayan durumdayız. Rehabilitasyon merkezi gündemimize geldi, iletildi bize. Ama açıkçası onun altında da çok henüz yapılandırılmış bir proje çalışması yoktur. Yani bizim bilgimiz halinde değildir o. Mahmut Naci Erten, merhaba.
Merhaba efendim. Buyurun Mahmut Bey. Beyefendi, alo. Buyurun, duyuyorum ben sizi. Televizyonun sesini kısayım. Hocam ben Türkiye'den arıyorum, Edirne'den arıyorum. Edirne'den arıyorsunuz. Merhaba, merhaba. İyi günler. Programınızı izliyorum. Benim iki tane çocuğum var. Lefke Avrupa Üniversitesi'nde. Ne kadar? Kızım okul öncesi öğretmenliğinde okuyor. Bu yıl son sınıfı. Aha. Oğlum da elektrik elektronik mühendisliğinde okuyor. Bu sene üçüncü sınıf. Hı hı. Kızımın adı Şükriye Ece Ertem. Şükriye, evet. Oğlumun adı Ahmet Ertem. Ahmet Ertem, evet. Şimdi hocam, ben kendim devlet memuruyum. Evet. 2011 yılında oğlumu %100 burslu, ilk tercihi, kızımı da %50 burslu, kardeş indirimi, ilk tercihi üniversitemizi kazandı. Ama daha sonradan notlar, şimdi 2012 yılında da bir karar aldı. Süresi içerisinde okulunu bitirenlere bursu kesilmeyecek diye. Benim çocuklarım 2011 girişli olduğu için çeşitli notu aşağı düşüyor. 1.99'da bursu kesiliyor. Rektör Bey belki hatırlıyordur. Oğlumun 1.99'da kesildi ama rektör Bey'le görüştü. Bu dönem için düzeltildi. Ama çocuklar o kadar çok sıkı çalışıyorlar ki psikolojileri bozuldu. Normal süresi içerisinde bitiriyorlar. Şimdi Türkiye'de bir kanun var mesela. Belki Avrupa Üniversitesi de YÖK'e bağlı. Türkiye'nin bir noktada kanunlarına göre denkliği elde ediyor. Herhangi bir değişiklik olduğu zaman bir yasada falan eskilerin lehine de uygulanır. Bu neden Lefke Avrupa Üniversitesi'nde uygulanmıyor? Evet. Peki Mahmut Bey, çok teşekkür ediyorum sorularınız. Ben teşekkür ederim. Ben hocamdan bu konuda yardım istiyorum. Yani çocukların bursu hususunda, yani mütevelli heyeti, yani rektörlük böyle bir karar alamadı. Benim çocuklarım bir tembel falan değil. Sınıflarını geçiyorlar ve notları yani zayıf falan da değil. Alttan falan dersleri falan da yok. Ama sadece işte notu 2'nin altına düştü diye şey yapıyor. Biz devlet memuruyuz. Yani biz orası devlet üniversitesi diye bir noktada onu vakıf üniversite diye gönderdik. Peki. Çok teşekkür ediyoruz. Şimdiden teşekkür ederim. Yayınlarımızı da biz çocuklarımız Kıbrıs'ta olduğu için sürekli izliyoruz. Çok sağ olun. İlginize de teşekkür ediyoruz. Ben de teşekkür ederim. Şimdi esasında özel gibi görünen ama genel boyutu olan bir soru. Genelde şöyle cevap verelim. Esasında Sayın Beyimizin söylediği doğru. 2013 yılı itibariyle biz üniversite yönetimi olarak burslarımızın hangi koşulda olursa olsun hep devam edeceğini taahhüt ediyoruz. O noktadan itibaren de giren öğrencilerimize bu böyle bir şey yok. Onun öncesinde söylediği gibi bu uygulama yapılamıyor. Çünkü öğrenciler bu şekilde üniversiteye girmişler. Nasıl ki okul ücreti atıyorum, örnek olarak veriyorum, 4.400 dolar ise 2011 yılında bu 4.950 dolara çıkartılırsa öğrenci etkilemeyeceği gibi genel koşullarda burslar da bu şekilde değerlendirilebiliyor. Fakat şunu yapıyoruz, bizim öğrenci dekanlığımız altında bir burs komisyonumuz vardır. Öğrencilerimizin dilekçelerini topluyorlar ve genel bir değerlendirme çerçevesinde özel olarak böyle bu öğrencimizde bu durumda olduğu gibi hassasiyet gösteriyorlar. Ama genel bir uygulamamız yok bu konuda. Peki hocam, öğrenci artışını sorun böyle biraz boşlukta kaldıydı. Sayısal olarak. 2013 yılı kayıtlarıyla birlikte 3854 öğrenciyle aldık. 5350'nin üzerinde ne geldi bu yıl itibariyle? Hedef bu muydu? Hedef bu değil. Açıkçası benim de bu yıl için 5000'i telaffuz etmiyorduk. 4950 civarında olur diye bekliyorduk. Onun beklediğimizin üzerinde bir şey gerçekleşti bu sene. Peki gelecek yıl için? 6500'ün üzerinde. Şu anda kaç?
5.350 civarında. 6.500 dediğinizde 1.200 olayında bir öğrenci artış. Peki bu 1.200 öğrenci nerede kalacak? İşte sıkıntımız bu noktada. Bizim ivedilik de bölgedeki yurtları, kullanım dışı olan evleri bir şekilde toparlatmamız gerekiyor bölgemize. Kalkınma Bankası'na çok sayıda yazı yazdım ben planlama örgütüne. Kalkınmadan 5-6 bölgesel yatırımcımız destek aldı, inşaatlar başladı. KYK'nın bir yurdu var, henüz daha kullanıma girmeyen. Onu bekliyoruz ve ümit ediyorum ki bunlarla birlikte bir de bölgemizde Kredi Yurtlar Kurumu. Kredi Yurtlar Kurumu'nun bir tane yurdu var, henüz devreye girmeyen. Bunlarla birlikte bu öngördüğümüz öğrenci artışını bu sene karşılayabilecek duruma geleceğiz. Tabii bunu şöyle de yapıyoruz. Ulaşım pilonumuzu geçen sene destekledik. Bu sene Mart ayında 3 tane daha otobüs alıyoruz ulaşım pilonumuza. Bunu neye yapıyoruz? Mümkün olduğunca artık işte Gaziveren'dir, Doğancı'dır, hatta Güzelyurt'a kadar öğrencilerimizi bir şekilde yayarak bu şoka atlatmak. Eğer altyapı sorunu halletmezseniz, evet. Ve Lefkoşa'da yoğun öğrenciniz var, o ulaşımı Lefkoşa'ya kadar getirecek misiniz? Tabii ki, hiç tereddüt etmeden gerekirse bunu da yaparız. Ama bölge içerisinde çözmeyi tercih ediyoruz. Çünkü çok feasible değil tabii ki. 5.200 dolayında, 5.300 dolayında öğrenci var. Bu öğrencilerin tabii ki öğrenim kalitesiyle ilgili talepler daha kolay saptanır. Evet. Genel anlamda beklentileri nelerdir? Şikayetleri nelerdir? Memnuniyetleri nelerdir? Böyle bir anket, periyodik anket çalışmaları var mı? Başlattık. Bunun birincisi yapıldı. Bu aralar ikincisi yapılıyor. Hem kampüs içerisinde bizler yapıyoruz hem de bağımsız kuruluşlara bunu yaptırıyoruz. Bir nabız tutma durumundayız. Fakat bu benim en büyük sıkıntım, açık söylemek gerekirse. Ben hep şunu söylerim. Biz hasbelkader bulunduğumuz konumda 7. yılımın tamamlamı 8. yılın içerisindeyim. Ben nasıl öğrenci getireceğimizi, nerelerden nasıl öğrenci getireceğimizi biliyoruz. Fakat rakamları da çok net söyleyebiliyorum. İşte verdiğim rakamlar ihtiyatlı rakamlardır. 6.500'ü her halükarda bulacağımızı biliyorum. Fakat esas kritik olan nokta getirdiğimiz öğrenciyi bölgede tutabilmek. Çünkü burada tek faktör üniversite değil. Üniversitedeki eğitimi siz hangi seviyeye getirirseniz getirin. Harvard seviyesinde eğitim de verseniz. Yurt imkanlarınızı 5 yıldızlı otel seviyesinde de tutsanız, günün sonunda öğrencinin bölgeden beklediği sosyal olarak ihtiyaçları var. Bunları gidermemiz gerekiyor. Burada da üniversite maalesef tek aktör değil. Tek aktör olsak kendi içerimizde önlemleri alacağız. Ama bölgemizin bunu benimseyip ya kendimizi bir şey gibi, bir Cambridge gibi, bir Oxford gibi, bir Eskişehir gibi düşünüp artık ona doğru gelişimimizi tamamlamamız gerekiyor. Yani Lefke'de bir üniversite şehri oluşmaz. Ona üniversiteden üniversitenin gelişimine uygun hedefleri olması lazım. Kesinlikle şu anda takribi 3 kişiden bir tanesi öğrenci bölgede, gelecek seneki rakamlarla 2 kişiden bir tanesine yakın olacak bu. Yani sokakta gördüğünüz ve aktif olarak hayatın içerisinde kişilerden bahsediyoruz. Bunu kaldırabilecek duruma gelmemiz gerekiyor. İşte restoranlarıyla, kafeleriyle, diğer sosyal imkanlarıyla bunu sağlayabilir olmamız gerekiyor. İşte burada yerel yönetimin, merkezi yönetimin, üniversitenin işbirliği içerisinde çeşitli alternatifleri yatırımcılara sunması gerekiyor. Sayın Hocam, burada işte üniversitenin kendi merkezli bir dinamik yapısı vardır. Kendi planını, programını, hedeflerini koyuyor ve yürüyor. Görünen o ki bir yerde sonra değil, eş zamanlı, hatta daha kesintisiz ve daha yüksek hedefli Lefke'nin de böyle bir çalışma içinde olması lazım. Kesinlikle. Şimdi bakın şeylerde bağlanan kişilerde işte bir şey var. Bizim işte tabir caizse sütten dilimiz yandı, yoğurdu üfleyerek yiyoruz. Ama öğrenci gelsin ondan sonra biz yaparız noktası. Esasında yanlış bir mentalite burada. Bence tam tersi. Olması gerekiyor. Yani öğrenci gelmeden bizim bunları hazırlayabiliyor olmamız gerekiyor. Ben iki defa
her senenin başında bütün sivil toplum kuruluşlarını, bölgedeki halkımızı üniversiteye davet ettim. Onlara 2013 Ekim'inde yaptım bunu. O yıldan beklentilerimizi söyledim. Ve ben orada tereddüt ettim. 1571 hedefimiz vardı. Yeni öğrenci hedefimiz vardı. Bunu çok telaffuz etmedim ama 1000 civarında artış olacak olacağını söyledim. 2050 tane öğrenci getirdik 1570 hedefin olduğu senemiz. Bu sene çok daha yukarılarda rakamların geleceğini ben biliyorum. Bunu işte bölgemizdeki herkese bunu inandırmamız gerekiyor. Yani işte evini tamir etmesi gerekiyor. Bir küçük bir restorantı varsa onu bir düzen vermesi, albenisini artırması gerekiyor. Yani bunları hep birlikte yapmamız gerekiyor. Peki ama şunu söylemek isterim ben burada. Turizm. Bugün Girne turizmde Kuzey Kıbrıs'ın kapasitesinin çok önemli bir kısmını kucaklayan bir yerdir. Ha şimdi bunların bir kısmı bilmem Alsancak, Lapta sınırları ya da Çatarköy Belediye sınırları içerisindedir. Neredeyse hiç önemli değil. Girne diye biliniyor. Turizm fuarına gidiliyor. Girne Belediyesi yoktur. Yoktur Girne Belediyesi. Üniversitelerinde uluslararası tanıtım etkinlikleri oluyor. Yani siz gittiğiniz yerde Lefke'nin yerel yönetimi var mı? Maus'ta DAÜ'nün gittiği yerde DAÜ'nün yerel yönetimi var mı? Bugün Girne'de önemli bir yüksek öğrenim potansiyeli var. Girne Üniversitesi, Girne Amerikan Üniversitesi bir yere gittiği zaman Girne Belediyesi var mı? Lefkoşa'da Yakın Doğu Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi, Karpaz Üniversitesi, netice itibariyle Lefkoşa'da da ciddi bir potansiyel var. Lefkoşa Belediyesi veya Gönyeli üniversitesine ne kadar üniversiteye bağlı program yapıyor? Öğretim yılı başlıyor, yeni öğrenciler gelecek. Yerel yönetim hoş geldin demek için hangi hazırlıkları yapıyor? Şimdi hocam bunları yapmadığımız zaman hepimiz otururuk, biri bir şey yaptığında bize de. Olmaz. Yani herkes birazcık oturduğu yerden kalkacak, basit, kısır meselelere çok vakit ayırmayacağız. Onları birileri halledecek. Evet. Ya bu genel sıkıntı dediğimiz gibi. Ben burada kendimi daha şanslı hissediyorum. Şu noktada daha şanslı hissediyorum. Bizim bir mütevelli heyetimiz var. Mütevelli heyetimizin bir üyesi de şu anda Sayın Belediye Başkanımız Aziz Kaya. Dolayısıyla biz bunları beraber konuşabiliyoruz. Bu toplantıları bir şekilde gerçekleştiriyoruz. Ama dediğim gibi günün sonunda belediyenin de bir, özellikle Lefke Belediyesi'nin de çeşitli sıkıntıları var. Geçmişten gelen işte ekonomik olarak sıkıntıları var. Bunları da aşmamız gerekiyor. Yani ama günün sonunda öğrenci çok doğal olarak geldiği gibi gitmesini de biliyor. Yani hatta daha kolay da yapabiliyor. Yani düşünün işte Edirne'den öğrenci çıkıp Lefke'ye gelmiş. Zaten Kıbrıs'ı bir defa tanıdıktan sonra Lefke'den çok rahatlıkla Lefkoşa'ya, Girne'ye, Magosa'ya da hareket edebilir. Bu da çok nettir. Dolayısıyla bizim Lefke bölgesi olarak getirdiğimiz öğrenciyi içimizde tutmamız gerekiyor. Bir diğer sıkıntımız bizim. Lefke Üniversitesi'ni diğerlerinden ayıran bence en büyük dezavantaj, sizin en başta söylediğiniz gibi bizim yumurtalarımızın büyük bölümü aynı sepette halihazırda. Çünkü şimdi Lefke'nin lokasyonu itibariyle yerli öğrenci çekebilme potansiyelinde bir sıkıntı var. Henüz biz Lefkoşa'dan Lefke öğrenci çekecek durumda değiliz. Çekemiyoruz. Ha, bundan birkaç sene sonra belki o günler de gelecektir ama şu anda bizim yerli öğrenci potansiyelimiz güzel yurda kadar. Türkiye'den zaten diğerlerinin aldığı gibi alıyoruz. Yabancı öğrenci noktasında sıkıntılarımız var bizim. Bölgemizin yabancı öğrenciye kucağı açması gerekiyor. Onları kucaklaması gerekiyor. Peki. Ya şu soruyu sorsaydı Hasan Aslı'ya ben de söyleseydim diye eksik kalan bir şey vardı. Esasında
aklımdaki aklımdaki her şeyi neredeyse toparladık. Ama bugün en başta söylediğim gibi bizim için gerçekten çok önemli bir gün. Geçtiğimiz yıl bugün 4 çok kıymetli akademisyenimizi kaybettik. Bu noktada tıkanıyor insan. Gerçekten acı tarifsiz, hala daha çok sıcak bizim için. Tüm akademisyenlerimizin ailelerine tekrar başsağlığı diliyorum. Peki hocam, ben size teşekkür ediyorum. Siz teşekkür ederiz. Ne ettiniz ve geldiniz. Bütün güzel sözcükleri hak ediyorsunuz. 100 kilometre laf 1 milimetrik 1 milimetre işten değerli değildir. Konuşmak bizim işimiz. Yapmak sizin işiniz. Başarılarınızın devamını diliyorum. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun. Evet. Lefke Avrupa Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Mehmet Ali Yükselen konuğumuzdu. Hem Lefke Avrupa Üniversitesi'ni hem de zamanımızın yettiği kadar Lefke'yi konuştuk. Üniversite dünyamızı konuştuk. Çevreyi konuştuk. Bugünlük bu kadar. Kendinize güzel bakın. Hayatın acı, katı ve değişmez kuralı, söylemek istemediğim bir sözcük. Canımızdan can al diyor. Ne diyebilirim? Acılar yüreklerde hep yaşıyor maalesef. Hoşça kalın. Hasan Has Sürer'le bugünü sundu.